Avrupa'da yaşayan bir iş adamı, bir işveren, bir girişimci, bir yönetici, bir lidersin veya bir anne veya bir babasın ve en büyük sorununun şu. Gelen geçen derdini sana yüklüyor, tamam mı? Sıkıntısını sana anlatıyor. Veya seni negatif etkiliyor bunlar. Bunların sebebini nasıl kurtulacaksın? Bak, bir kere şöyle basit örnek vereyim. Eğer senin beynin öğrenilmiş çaresizliklerle doluysa, yani gelen geçen yükünü sana bıraktıysa, çaresizlikler anlattıysa ve anlatmaya devam ediyorsa, dertlerini bir çeşit sen dert babasıysan, senin zihnin çabuk etkileniyor insanlardan. Çabuk manipüle oluyorsun. Şöyle örnek vereyim. Bir zırh var. Senin zihninde bir zırh var. Bunun tabakası ince. O yüzden seni etkiliyor. Neden? Çünkü öğrenilmiş çaresizlikler var. Çok. Gelen geçen çünkü hep anlatıyor. Zaten 18 yaşına kadar sana en az 144 bin veya 455 bin yani ikisinin arasında bir rakam sana öğrenilmiş çaresizlik öğrettiler zaten. Yani çaresizlik senin beyninde zaten var. 355 bin kere belki de. Bilmiyoruz ama o analizde, testte belli oluyor. Senin zaten beynin dolmuş 18 yaşına kadar. Nasıl yapılamayacağını zaten öğretmişler sana. Çaresizlik dolmuş. Ondan sonra kendi işini yapıyorsun. Gelen geçen bir işin nasıl yapılmayacağını sana anlatıyor. Bir iş veriyorsun elemana. Sana o işin nasıl yapılamayacağını anlatıyor. Seni ikna etmeye çalışıyor. Ve sen etkileniyorsun. Yoruluyorsun. Gece uyuyamıyorsun ki. Devamlı düşünüyorsun. Sanki sopa yemiş gibi kalkıyorsun. Veya şöyle düşün. Sen o kadar yoruluyorsun ki çalışmaktan. Zihnin zaten yoruluyor. Eve geliyorsun. Yemekten sonra şöyle çocuklarla bir oturayım, çay içeyim veya bir film izleyeyim derken uyuyakalıyorsun. Çocuklarınla bağın kalmadı. Ailenle bağın kalmadı. Hanımınla bağın kalmadı. Sevdiğin dostların var. Onların karşısında artık uyumak istemiyorsun. Zihinsel olarak güçlü çıkmak istiyorsun. Peki hocam, nasıl, ne yapmam lazım? Yani zihinsel siperimi nasıl güçlendirebilirim? Bak, biraz önce zihinsel siperden bahsediyordum değil mi? Zihinsel siperin ince olduğu için seni kiliyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Birisi geliyor senin yanına çalışırken. Bütün zihinsel negatif olayları, dertleri, sıkıntıları, bir işin nasıl yapılamayacağını, tamam mı? O kafadaki negatif olumsuzlukları geliyor senin beynine, tamam mı? Şırınga yoluyla sıkıyor böyle. Zehrini akıtıyor, sonra çekip gidiyor. Sen de etkileniyorsun. Neden? Zihinsel zırhın güçsüz. Yani öğrenilmiş çaresizlik çok fazla olduğu için incecik, kağıt gibi. Peki nasıl yapacaksın? Nasıl güçlendireceksin? Çareyi öğrenerek, yöntem ve taktik öğrenerek. Yani zihinsel zırhını güçlendirerek yapabilirsin bunu. Şimdi senin zihinsel zırhın güçlüyse eğer, bakın bu güçlü, biraz öncekinden daha güçlü. Bu kağıt gibiydi. Bu güçlü. Şimdi geliyor birisi. Tamam mı? Gelecek. Yine gelecek. Yani seni bırakmayacaklar. Kendi derdini, sıkıntılarını, ondan sonra nasıl yapılamayacağını, bir işin nasıl olmayacağını, tamam mı? Bu negatif bütün olumsuzlukları gelip senin beynine sıkmaya çalışacaklar. Sıkmaya çalışacaklar ama girmiyor. Neden? Senin zihinsel zırhın güçlü. Etkilenmiyorsun. Hani sana vız geliyor artık. Olumsuzluklar seni etkilemez, olumsuz cümleler seni etkilemez, bir işin yapılmayacağını sana anlatmaya çalışırlar, sen ikna olmazsın, seni manipüle edemezler, seni negatif etkileyemezler ve uğraşırlar, çaba gösterirler, kızarlar hatta, sana derler ki ya sen niye bizi dinlemiyorsun veya niye seni etkileyemiyoruz? Eskiden seni kandırabiliyorduk, seni etkileyebiliyorduk, seni manipüle edebiliyorduk ama etkilenemiyorsun, artık seni etkileyemiyoruz diyerek çekip giderler. Zaten onlar seni ileri götürmüyor ki. Onlar gitsin zaten. Yani seni ileri taşımayan, senin kafana devamlı olumsuzlukları şırınga yoluyla sanki sıkar gibi sıkanlardan, onlardan kurtuluyorsun. Olumlu insanları çekiyorsun. Çareyi üretenleri çekiyorsun. Kreatif olanları, çözüm üretenleri kendine çekersin. Ne zaman ama? Zihinsel zırhını güçlendirirsen. Peki nasıl yapacaksın onu? Peki nasıl zihinsel zırhını güçlendireceksin? Biraz önce dediğim gibi çareyi öğrenerek beynini başarıya, berekete, bolluğa, zenginliğe programlayarak yapacaksın. Onu yaparsan eğer senin zihinsel zırhın güçlü olur. Seni negatif etkileyemez. Kimse etkileyemez. Seni kimse kandıramaz. Seni kimse manipüle edemez. Peki hocam, ben kendimi
zihnimi nasıl programlayabilirim? Bunu kendi başına belki yapabilirsin. Zihinsel dürtmeler diyorlar. Bu yöntemleri biliyorsan belki yapabilirsin. Belki az da olsa sende etkili olabilir. Asıl bunu dışarıdan birisi yapacak. Bir uzman yapacak. Sana bir rehberlik yapan, senin ayak bağlarının ne olduğunu, engellerin neler olduğunu, onu nasıl çözeceğini ve içindeki potansiyeli nasıl açığa çıkaracağını, bunu nasıl kullanacağını, o içindeki altını nasıl kullanabileceğini sana gösteren bir mentöre ihtiyacın var. Biz bunu yıllardan beri zaten yapıyoruz. Binlerce insana Almanya'dan Avrupa'daki kendini geliştirmeye çalışan, kendine değer veren, kendine yatırım yapan, kendine kıyan insanlara, kendini adamış insanlara yardımcı olduk ve onların zihinlerini, beyinlerini başarıya, zenginliğe, bolluğa, huzura programladık sevgili arkadaşlar. Bunun için eğer siz de bu şekilde başarıya, huzura, mutluluğa programlanmak istiyorsanız bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, ön görüşme yapalım. Bu ön görüşmede bir bakalım, konuşalım. Ayak bağlarınız nelerdir, engelleriniz nelerdir? Ondan sonra içinizde potansiyel var mı? Bu potansiyeli açığa çıkarabilir miyiz? Kendinizi adayabiliyor musunuz? Öğrenmeye açık mısınız? Bir anlayalım. Size yardımcı olabileceğimize inanırsak o zaman sizi de programa alırız. Sizin de zihinsel zırhınızı güçlendirir ve daha başarılı, daha huzurlu olmalarınıza vesile oluruz. Bunun için şimdi videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.